Bunu çizeni bulacağım. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Ceren'in hayatında yepyeni bir başlangıç oluyor. Çünkü yeni komşularımız var. Onlara hoş geldin dememiz gerekiyor. Gecenin köründe taşındılar ve biz de hemen gidip bir şöyle ziyarete bakalım. Kimlermiş, kim değillermiş, ne iş yapıyorlarmış? Bir tık tanımak gerekiyor. Çünkü önceki komşularımıza çok fazla bir diyalogumuz yoktu. Elimiz boş gideceğiz ama bakalım yeni komşularımız kimlermiş? Hoş geldiniz diyelim. Normal bir şey yapacağım. Saygılı. Hiçbirinin beni umursamaması peki. Kimle tanıştık? Kerem'le tanıştık. Saygılar, merhaba. Tuvaleti mi var? Niye öyle şey yapıyorsun? Ben direkt telefon bağımlılığına geçtim. Tabii neyse. Bir gelelim ya. Bir kapıyı çalalım. Şöyle bir evlerini görelim. Evlerin girişi çok güzel. Kerem'le tanıştık da ben herkese bir tanışıp şöyle hani hoş geldiniz deyip tekrar eve geçmek istiyorum. Daha sonra tabii şey yaparız. Niye beni şey yaptılar, ignoreleyip geçtiler anlamadım. Bu kimmiş? Deniz'miş. Deniz'le tanışalım. Hani ünlüyüz ama sonuçta topluluk şey kurallarını çok da unutmadık. Merhaba, benim adım Ceren. Deniz, hoş geldin. Deniz'in çok da böyle umrundaymış gibi değil gibi. Biraz bad boy vibe alıyorum. Şey vardı, kız nereye gitti? Belki arkadaş oluruz ya. Çok sıkılıyorum. Gerçekten Ceren çok sıkılıyor. Tanışmak biraz garip bir komşuluk olacak ama gecenin köründe tanıştılar. Kalk bir. Kalk bir ya. Koskoca evinize ünlü şey yıldızı, film yıldızı falan geliyor yani. Bayağı insanların kişisel alanlarını ihlal ettim ama çok da umurumda olmadı gibi. İyi bari sinir bozulmadı. Bu kimmiş? Bakalım Mira. Mira'yla da bir tanışalım. Ya ben çok sıkılıyorum arkadaşlar. İyi ki taşındınız buraya ya. Ay gerçekten bir şey yapalım. Neyse tanıştık da yatmaya devam mı edecek anlamadım. Biraz böyle fazla tuhaf bir tanışma oldu ama yapacak bir şey yok yani. Siz de gecenin bir köründe taşındınız buraya. Beni şey yaptınız. Yok nakliye sesi, yok bilmem ne. Yardım edebileceğim bir şey var mı her zaman? Şöyle bir... Ya buralar hep böyle tatlı. Ben yıllardır yalnız oturuyorum burada. İyi ki geldiniz ya, memnun oldum tanıştığıma falan deyip şu havuzlu evimle bir hava atıp parti vermem yok. Benim kameramın ayarı değişti yine. Yok değişmedi. Ay neyse, ziyaretin kısası makbul. Zaten siz de çok şey yapmadınız. Gizli gizli bir odaya girip herkesi şöyle evine bakayım. Evi inceleyelim. Kızın odası fena değilmiş gibi. Biraz zevk sahibi galiba. Öyle çıkardım. Fazla çiçekli böcekli bu oda. Galiba bunlar hazır eşyalı taşınmışlar. Burada komşum uyuyor. Biraz fazla şey yaptım. Kerem'in özel alanına girdim. Burada notlar falan var. Şunlara bir bakayım. Böyle pek... Benle ilgili bir şey yapmıyorlar. Ne iş yapıyorlar acaba? Çok merak ettim. Burada yazılar var. Pek de anlamıyorum ben. Neyse eve gideyim ya. Bunlardan bize şey yok. Alt katta kim var? Kimse var mı? Şey de gitti. Neydi? Deniz miydi adı? Deniz de gitti. Lan gece oldu zaten. Ben gideyim arkadaşlar. Burada benim parti şey setup'u duruyor mu? Eve gidelim. Şöyle bir evimize bakıyoruz. Evime bakıyorum. Şöyle bir üstümü değiştirsem ya. Hava sıcak sanki. Bir yazlık kıyafetime geçeyim bir. Oh böyle daha tatlı. Bir yerlerden tatlı tatlı bir şey geliyor. Müzik sesi geliyor. Şurada benim para ağacım biraz spreylenmiş. Onu bir düzelteyim. Ne oluyor ya koluna? Ne oldu aşkım? Ne oldu? Mamanız mı bitti sizin? Yok. Ne de doldurayım. Ay uyandırdın mı seni? Bayağı bir böceklenmiş burası ya. Bir evi de şöyle yeni komşular geldi falan böyle hava mı atsak ne yapsak? Ne oldu size? Ya dışarı çıkmak istiyor. Alışınız tabii dışarıda gezmeye. Şeydeki havuzdaki ördekleri yiyeceksin değil mi? Şu böcekleme bitti. Ha rüzgar gülünün sesiymiş o.
Tamam, şöyle biraz kedilerimizle ilgilenelim. Ondan sonra zaten şu an yani biraz refahımız yerinde. 75 bin dolarımız var. Biraz şöyle insanlara çok fazla çalıştık. Kendimizi fazla böyle unutturduk diyebiliriz. Şu etrafı da ben bir toplayayım ya. Biraz şöyle sorumluluklarımızı yerine getirelim. Yani hizmetçimiz falan var ama kendimizi estetik ameliyattan sonra ilk defa böyle bir insanlara bence hatırlatma, kendimizi gösterme zamanı geldi. Bu arada bir şeye bakmak istiyorum. Cupid köşesine bakmak istiyorum. Ya bu odadaki pislik ne? Şundan rahatsız oldum direkt. Şeyimi de biraz kapasam mı acaba, auramı? Komşularla falan böyle daha normal bir şeyler mi yaşasam? Çok böyle yeni bir başlangıç yapmak istedim. Bütün mutfak birbirine girmiş. Buraları da bir toplasın. Bu evi de böyle bir yeniden dekore edelim bence. Şunu da bir boşaltalım. Yaşlılarla hayır. Bu olur. Adrian'la eşleşti. Hayır. Bir uygulamaya bakalım. Şöyle bir randevu falan belki. Bir Lavina hayır. Anya oranda. Jax. Hayır. Yenile. Roman. Ne? Roman mı okuyacak bana? Adı Roman. Kayra. Keaton. Hiç görmedim daha önce. Nereye gidiyor bu ya? Aa, paparaziyle konuşmaya geldim. A tatlım, merhaba, hoş geldin. Şimdi biliyorsun ben birazcık değiştim. Yani işte estetik falan filan, para bulunca ne yapacaksın? Ya işte şimdi bence biraz haber yapsan güzel olur. İki tane paparazzi var kapısında. Ben de diyorum ki komşularla normal bir şey yaşayacağım. Yani hani zaman geçireceğim, neyse. Şurada bir yogamı yapayım. Oh. Güneşi selamlıyorum çünkü sabah olmuş. Benim şeylerim vardı, içeceklerim vardı böyle istediğim gibi, bir tık daha ünlü olmanın getirileri. Instant uyku. Heh. Şöyle bir sabah. Uyku düzenimi bir yerine sokmak istiyorum açıkçası. Buraları böyle bir düzenlemek istiyorum. Evimi baştan eşyalarını koymak istiyorum. Yani taşımayı düşünüyordum ama şu an böyle yeni komşular geldi. Bir tık böyle daha hani keyifli olabilir sonuçta. Şeye taşınacağım zaman yalnız olacağım gibi etrafım. Hani oradaki böyle komşularımızı düzenleyene kadar bir şey yapabiliriz bence. Bir de burada şey mi yapsak ya, böyle bir gül aromalı şey yapalım, banyo yapalım. Şöyle bir maske yapalım, kendimize rahatlayalım. Ne olmuş, ben ne hissediyorum ya? Biraz kişisel alanı ihlal edilmiş hissediyor. Böyle paparaziler falan işte. Böyle bir kulübe, herhangi bir yere ait olmadığı için sıkılmış hissediyor. O yüzden bu kadar fazla çalışmak yeter artık. Zaten yaptığımız başarıların haddi hesabı yok. Ünümüz bizden önde gidiyor. Şöyle bir yemek, kahvaltıya başka bir yere mi gitsek ya da bilmiyorum. Ben şey istiyorum ya, meyve salatası istiyorum. Yani güne meyve salatasıyla başlamak istiyorum. Instagram kapatıldığı için şey atamıyorum şu an Instagram'a. Meyve salatamı atamayacağım. Bu biraz set. Ya yaz ayında da bilmiyorum, çok kazaklı durmasak mı? Bunları da bir düzeltiriz. Yine yazlık şeyimizi giyelim. Böyle daha ferah, daha rahat. Yaz ayındayız yani. Şov yapıyoruz ya. Yetenekten yemin ediyorum. Şov ötesi. Ya Instagram kapalı ama böyle normal yayın falan yapabiliriz. Nerede benim yayın makinem? Allah'ım, yatışa bakar mısınız? Ya bu yatış ne? Bu yatış ne? Bana bunu açıklar mısın, bu tatlılığını? Seni şikayet edeceğim bu kadar tatlı olduğun için. Neyse, keyifli keyifli şöyle biz de başka şeylere bakarız. Twitter'a falan bakarız artık. YouTube'a falan bakarız. Yine de çok uyku şeyi olmadı iyi. İçmedi mi acaba bu? İç bakayım. Bir de şey puanı kasalım. Yine özellik alalım. Oo, hoş geldiniz hizmetçi bey. Hoş geldiniz. Yapmasayın, ben hallettim her şeyi zaten. Sevgili günlük. Güne gerçekten her şeyimi mükemmel yaptın. Ya sen zahmet etme, ben temizlerim ya. Sen hiç zahmet etme. Bir şeyi bozduk. Van parasını verip alalım, yenisini söyleyelim. Uğraşamayacağım şu an. Sevgili günlük, bugün yeni komşular taşındı ama hiçbirinden böyle ses seda yok. Yerlerde göremiyorum.
Neyse en azından tanışmış olduk. Çok böyle gözükmüyor şu an ne yaptıkları. Mahallede de çok yürümüyorlar. Şöyle bir ufak yüzme gerçekleştirelim bence. Da günlüğümüze de yazdık. İlhamımızı aldık. Bedava diye yemin ediyorum şey yapmıyor bana. Şuradan para şeyimi de satayım. Yüzdükten sonra. Oh. Şöyle mis gibi. Bütün arsa bizim yani. Hani. Bir yüzdük, suyu serinledik, geldik. Şimdi devam edelim. Şunu satalım. 11 bin. Zaten artık yani çok fazla bu ağaçla beraber çalışmamıza gerek yok gibi. Anca evimi düzenlerim, evimi dizerim. Ve bir de dışarı çıkıp artık kendinizi hatırlatma vakti geldi bence. Şimdi dur plan diyelim. Plan diyelim şöyle. Kim arıyordu acaba? Neyse bakarız arkadaşlar. Şimdi bir yaz ayındayız. Yani kendimizi böyle insanlara bir tık göstermek için şöyle bir parti mi düzenlesek acaba? Ama başka bir yerde, yazlık bir yerde falan. Hani yazdan mı gitsek? Bir de şu yeni bikinilerden giymek istiyorum. Şuna bayıldım ya, bunu giymek istiyorum. Saçları da değiş. Değiş saçları. Değiş, değiş, değiş. Nerede benim custom content'im? Yazlık, yazlık, yazlık. Bu olur. Günlük de buradan yine de yeni şeyler aldım. Bir de onları da giymek istiyorum açıkçası. Content. Heh. Bence bu güzel. Zaten yaz ayındayız yani. Alt bakalım bir de. Şu ayakkabılara daha rahat bir şeyler yapalım. Zaten terlik yapalım. Pantolonu da şort etek mi yapsak acaba? Aslında bu da çok güzel oldu ya. Sadece sanki terliklerle çok olmadı bu gibi. Beyaz yok mu? Düz beyaz bir spor ayakkabı istiyorum ya. Bence güzel olduk. Saçlara bir daha şöyle bir bakacağım. Bence daha yazlık oldu böyle be. Bunu da bir değiştireyim. Yani. Buna kesinlikle evet. Gri. Altına da deminki o kısa etek var ya. Evet, bunu yapmak istiyorum. Miu miu. Modası geçmeden. Ayakkabıları da siyah yapalım. Bir de buna çorap istiyorum. Cık, olmadı bu. Bu olur gibi. Sporda spor güzel. Tamam. Evet, pijamada şunlardan hep bir denemek istemiştim. Çıldıracağım, çok güzel. Şunu da böyle yapacağım. Evet, parti kıyafeti. Bunu çok şey değilim zaten. Çok içime sinmemişti. Güzel bu. Bir de oyuna kirpik geldi. Bir şey eksik diyorum. Şimdi şu normal kirpiklerden ekleyeceğim. Sonunda kirpik geldi ya. Oh be. Neredeydim? Ha, partide. Çok güzel elbiseler buldum. Çok güzel elbiseler buldum. Çok tatlı ya. Ben buradayım demek istiyorum elbiseyle. Bu çok güzel. Ay, bu da çok tatlı ya. Of, ben bunu hep giydirmek istemiştim aslında. Bunu istedim ya. Kırmızı mı yapsak acaba? Da gri. Yok, siyah olsun. Altımıza da şöyle bir bot yapalım. Topuklu mu yapsak, beyaz? Birazcık daha şöyle. Yaz halini seviyorum. Ama çok da böyle siyah siyah olmasa mı acaba? Daha böyle mesela Rönesans tablolarının olduğu bu şey çok hoşuma gitmişti. Bunu eklemek istiyorum. Van Gogh var. Venüs olsun ya. Venüs olsun, Venüs. Of, yazın böyle de gezebilirim. Tamam. Kışa zaten kışın düşünürüz. Kışında böyle gezeriz ya. Hatta böyle olsun. Belki şeye gideriz, tatile falan. Şunu da siyah yapalım. Tamam ya, kışlık da tamam. Evet, bence şu an parti düzenlemeye hazırız. Üstümüzde tablolu zaten. Minerva aramış. Reputation işindeki her şeydir diyor. Bizim için ya, şu spam şeylerden birisi işte, ünlü olduğu için faturalar gelmiş. Faturalarımızı ödeyelim. Ağaçla ödeyebiliyoruz zaten her şeyi. Bu buradaymış bu makine. De müzik açalım ya. Rastgele bir şeyler çağırsın. Moira arıyor. Ne? Bebek yapmayı düşünüyorum diyor. Sence ne diyorsun diyor. Denemelisin. Kimmiş
Kesinlikle deneyeceğim diyor. Şu oğlumu güzel böyle resim yaptıkça satılıyor. Tamam. Bunları böyle sanat galerisi oluşturacağım yaptığım resimlerle. Neye gidiyor bu? Ha, faturaları ödemeye geldik. Şöyle bir de bir partimizi düzenlesek mi? Bugün günlerden ne bakalım? Bugün bir şey var mı bir etkinlik genel olarak? Festival falan varmış ama bizim pazartesi. Şöyle bir uygulamaya bakalım Küpide. Bu arada Küpide köşesine. Alexa bana rastgele müzik çal. Çok yüksek oldu. Merhaba tatlım. Bir tane event düzenleyelim. Şuna niye bakamıyorum ya? Blank Date'e mi katılsam acaba? Kitap kurdu. Ya resmimi değiştireyim bir dakika. Şu uygulamadaki. Hayır. Uf, bu resmi koyarsam gerçekten hiç iyi bir şey olacağını sanmıyorum. Şöyle para ağacımızla birlikte. Ay. Bu ne ya? Bu güzel. Güzel, biraz pozumuzu değiştirdik. Kimlerle işte? Roman git. Bence yaz partisini yönetmenleri çağıralım. Aramız çok iyi değilmiş. Judith falan nerede ya? Aa, Judith yok. Lilith'i çağırmayacağım. O bizi sırtımızdan bıçakladı. Judith'le gerçi en son kavga ettik. Yanlış hatırlamıyorsam ama burada gözükmesi lazım. Judith nerede Judith? Heh, selebriteleri alacağız. Ki bağış da düzenleyelim hani etkinlikte. Tamam. Sonra kimi davet edelim? Robot mu şey yapsa bize? Yok ya. Lavina şey olsun, bize yemek pişirsin. İçecekleri Nina yapsın. Komedyen de biz olamayız da Brittany olsun. Şimdi event için yer seçeceğiz. Şu an saat kaç? 3.30. Hatta 4 diyelim. Park Sulani. Sulani'de istiyorum. Adada istiyorum ya. Şöyle bir yaz partisi, yaz havası. Oh! Etkinliği için şöyle bir kendimizi hazırlayalım. Makyajımızı yapalım. Bence hazır gibiyiz. Aa, romantik yetenek kazandık. Artık burada yeni paketle beraber romantik şeylerimiz var. Başlayalım. Evet, bir tane şöyle bir Bodrum'da bağış partisi düzenliyoruz. Hem yeni komşuları da böyle çağırdım. Onlardan bir tanesi de komedyen galiba. Yani şeylerde, seçeneklerde çıktı. Deniz olması lazım. Böyle bir kendimizi topluluğa, şöyle bir sosyeteye tekrar bir hatırlatalım. Bir nedir ne değildir yani. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Öncelikle buraya geldiğiniz için tekrardan teşekkürler. Ben burada biraz böyle bikinimle takılmak istiyorum eğer sakıncası yoksa. Şöyle bir hoş geldin diyelim. Senden böyle ufak bir bağış isteyeceğim. Bir vakfa. Çok kibar, çok güzel olur. Bağış toplayacağız arkadaşlar. 10.000 dolar toplayacağız. Geldiği için Moira'ya bir teşekkür edelim. Teddy çok bilmiyorum. Ted'den çok büyük bir bağış isteyeceğim. Ted, senden güzel bir bağış çıkar mı? Mira çok şey duruyor burada. Mira'yı da böyle çok kumdan bir şeyler mi yapsak acaba? Yani yakınlaşmak için çok kendini şey hissetmiş. Aynı anda festival de var bir yerde. Neyse, biz burada şeyimize devam edelim. Tatlım, hoş geldin. Böyle biraz kumda bir şeyler yapmak ister misin? Çok sessiz ya Mira. Ben bu sırada tabii telefon bağımlılığı. Bu sırada bir konuşayım bakayım. Geldiğin için teşekkür ederim. Senden de şöyle ufak bir bağış alabilir miyim? Bana çok yardımcı olur benim için ve vakıf için. Sonra ona işte böyle yalnız yaşarken ki yaşadığım ilginç olayları anlatayım. Ya herkes de böyle giymiş. Şimdi burada ben de bir tık kendim. Parti kıyafeti mi giysem acaba formal yerine? Mira bayağı dinliyor, ilgili gibi. Güzel arkadaş oldular. Ama gerçi benim ünlü olmamın da çok büyük etkisi var şu an. Yani Ceren'in de. Hikayeler anlatıyoruz işte insanlara böyle. Sonra Bella ile şöyle bir muhabbet edelim. Yine geldi, teşekkürler diyelim. Ben bu kumsalda böyle takılmak istedim.
İçeri gidelim birazcık. Arkadaşlar geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum bu gecede. Kerem ilginç bakıyor bana. Birilerine sinirli bakıyor, neden acaba? Çok da yakışıklı. Kerem'in bir sinir şeyi mi var acaba? Şimdi gülüyor, gülümsüyor ama bakalım. Moray'la biz de dedikodu yapıyoruz o sırada da. Kerem de katıldı. Kerem sinirlenmiş bir şeye. Bir şey oldu ama neyse. Ben bir üstümü değiştireyim. Bu da kim? Deniz de orada Bella ve Moira ile oturuyor. Aa, Deniz resim yapmayı çok seviyormuş. Ben de çok severim. Kitap okumayı seviyor musun? Çok güzel. Geldiğin için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bugünkü, bu geceki içecekleriniz indirimli. Hatta birazdan herkese içecek de ısmarlarım. Deniz böyle daha iletişime şey geçiyor gibi. Ondan da böyle ufak bir bağış isteyelim. Sonra bizim yemeğimiz falan nerede ya? Kim pişirecek, yapacak yemekleri? Birazcık daha bağış yaparsak bugün hedefimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Aa, hoş geldin London. İyi ki geldin. Teşekkürler. Sen de bir sırrımı paylaşacağım. Ya bugünkü şey o kadar son dakika. Ya sürekli Moira ile dedikodu yapmaktan yoruldum artık. Şeyin ortasında, etkinliğin ortasında. Deniz bir şeye sinirlenmiş. Gidip bir konuşacağım. Herkes Santos'la ilgileniyor. Neyse. Bugün zaten kendiniz için değil, başkaları için etkinlik. Kerem'in yanına gidiyorum. Geldiği için bir teşekkür edeceğim. Herkesten ayrı durması çok tuhaf. Şeyin ortasında. Gidip bir bağış isteyeceğim ondan. Sonra ne iş yapıyorsun? Ya niye yanına gidip konuşmuyor? Delireceğim ya. Ufak bir yardımda bulunmak ister misin? Geldiğiniz için teşekkürler. Şu an ikimiz konuşuyoruz değil mi? Bir şuraya mı gitsek ya? Şu sahile doğru. Hayır, bir de böyle sinirli. Etkinlik bitti bu arada zaten. Uykusu gelmiş sinirli. İnsanların modunu kaçıracak yani. Rezil olacağız etkinlikte. Kim geliyor? Herkes gidiyor. Neredeyiz biz? Aa, gitti. Ben de altıma kaçıracakmışım gibi bir durum söz konusu. Burada lavabo vardı bir yerde. Şurada. Buraya giderken en son Deniz bana bakıyor. O da gitti. Herkes gitti etkinlikten. Neyse, güzel bir şey düzenlemiş olduk. Etkinlik düzenlemiş olduk. Şeye bakalım. Cupid'e bakalım tekrar. Tuvaletini yaparken. Tuvalette bakıyor, inanılmaz. Ne oluyor ya? Kimle selamlaştı? Ha, Alek ile. Of, bu bizim şeydi ya, veterinerdi. Ya bu ünden vaz mı geçti acaba Ceren? Kimseyle gerçek bir şey kuramıyor yani. Eve gidelim arkadaşlar ya. Ne yapacağız burada? Akşam oldu zaten. Judith'le en son kavga ettik. Yani Judith'e niye hiçbir şekilde ulaşamıyorum, davet edemiyorum? Acaba düşman olduğumuz için mi? Bir bakacağım. O düşman da olsa burada gözüküyor olması lazım. Ha, burada Judith. Bir gelsene sen ya Judith. Yine hayalet oğlum geldi. Hayalet vampir oğlum. Gelsene ya. Judith uyuyormuş. Akşam 12 olmuş ya. 12'de de şimdi pizza mı söylesek ya? Bence bir pizza söyleyelim ya. Pizza. Kanada pizzası. Zaten bedava söylüyoruz. Reklamını yapıyor. Şuna bir oyun oynadık. Sonra bir üstümüzü günlük halimize gelelim. Hadi pizza gelsin ya. Parti çok güzel geçti. Çok güzel şeylerde bulunduk, yardımlarda. Pizza geldi mi? Heh. Sağ ol, teşekkürler. Daha bir pizza yiyelim ya. Tekrar Cupid'e bakacağım. Meow meow. Pizza yerken
Date'e bakalım. Hala kapıda ödeme mi bekliyor? Şey vermedim, bahşiş ama. Ay sürekli özgün yerinde uyku çok az geliyor. Çok güzel özellikler bunlar. Alışveriş yapalım. Neler varmış? Vücut kremi söyleyelim. Ondan sonra yere halı söyleyebiliriz ama çok halılık bir şey yok ya. Bir sipariş verdim. Siparişimizi aldık. Bu neymiş? Vücut kremi. Şöyle bir uygulayalım vücut kremini de. Gece bakım rutini. Oh. Komple şişeyi dökseydin. Oha. Biraz oyun oynayalım çünkü canı şey olmuş, biraz sıkılmış. Ya da yoga yapalım önce. Yoga yaparken de yayın açalım. 23.000 takipçi. Şu takipçiyi 50.000 yapalım arkadaşlar ya. Videoyu da likelayalım bu arada falan. Ne oldu yine, neden canı sıkıldı? Kendini böyle izole ettiği için Ceren bir yıldız ve hani insanlar tarafından şey yapılmaktan hoşlanıyor. Bir tık kendini böyle fazla izole ettiğini hissediyor. Yemek de düşük kaliteli, o da hoşuna gitmedi. Biraz canı sıkkın yani, şunu atalım. Kendimize bir yemek yapalım bari. Gece gece. Aslında şöyle yemek yapıp komşuları mı çağırsak? Ya şu gitsin ya. Ceren hiç o kafada değil yani. Hiç onunla uğraşamayacağım şu an. Evet, sabah kahvaltı saat 6'da yine uyumadan bir gün geçirdik. Bugün de şey yapalım. Şunu alalım. Bunu acaba komşulara götürebiliyor muyum? Bir duş alayım. Biraz yayında bunu yapmak hoş olmadı. Neyse, buğulu camlar olduğu için sorun yok. Takipçisi de artmadı, ilginç. Şu anda yayınları öyle yapıyorlar yani. Azıcık da bir güzellik uykusu bence yerinde olur. Sonra şuradan bir kendimizi beğenip şöyle bir makyajımızı yapalım. Yeni bir reklam gelmiş ama şu an oturduğumuz yerden para kazanıyoruz, o yüzden güzellik uykumuzdan uyandık. Kendimizi şöyle bir sevelim. Böyle bir tekrardan şuna bakacağım. Ya niye böyle saçma sapan şeylerle eşleştiriyor ya? Ya komşularla eşleştirse ya. Aynada kendimi seni seviyorum dedikten sonra. Tamam, yeter bu kadar self sevgi. Frankie. Hmm. Şöyle bir sevleyelim. Aleki yok ya. Nathaniel hayır. Vihan ı-ı. Riley no. Todd ı-ı. Johnny ı-ı. Yani Frankie var. Frankie'yi hiç görmedim. Bir bakarız. Öyle ara ara bakıyoruz. Hemen tarıyor, git. Pijamalarımla gitsem ne olur ki? Yanımda şey getirdim, yemek getirdim komşularıma. İnanılmaz. Asla bir yoklar yani oyunda. Ne iş yapıyorlar, ne yapıyorlar, çok gizemli. Arkadaş olmak istiyorum Mira'yla. Zaten biraz şeyiz, iyiyiz, yakınız yani de. Arkadaşlar size bunu getirdim. Ama bunu size nasıl şey yapacağım? Hediye vereyim mesela. Ya komşular da değişti burada işte. Size alışabildiniz mi tatlım, merhaba? Uyuz oldu galiba. Anlamadım. Kerem geçen çok sinirliydi, dedikodu yapıyor. Aa, ne yapıyorsun be? Bunlar ev arkadaşı anladığım kadarıyla. Biraz kıyafeti moda hakkına dalga geçeyim. Hediye vermek istiyorum. Bir tık benim böyle izliyorlarmış dizilerimi, filmlerimi falan. O yüzden iletişim de benim... Ne söyledi bana ya Kerem? Niye böyle tekstra halindeyiz bu arada? Eviniz çok kötü bu arada. Bence evinizi değiştirin diye dürüst bir yorum yapacağım. Ya üzgünüm tatlım ama eviniz gerçekten bu çiçekli böcekli bir şeyi andırıyor. Bence değiştirmeniz gerekiyor yani. Gidin bir mimar mı tutuyorsunuz? İç mimar ne tutuyorsanız bence yapın. Yani. Nelerden hoşlanırsın? İki saati kalmış yemeği. Neyse ben bir eve geleyim. Eve girebilecek kadar karnım da acıktı yani.
Oo, biz bayağı muhabbete daldık sanırım. Mira'yla. Kerem yine geldi. Left. Kerem Mira'yla konuşuyor. Bu kim ya? Cino nereden çıktı? Mira biraz sinirlendi galiba. Ne yapayım, dürüst olmak benim kanımda var tatlım. Bu nasıl bir ev ya? Coming. Selam. Ya ben size şey getirdim, şu şeyi vereyim yemeği. Bozulacak yoksa. Şu atıştırayım ben de bir. Hatta gelin hep beraber yiyelim ya. Bunlar da nasıl misafir? Herkes dışarıda takılıyor. Cino gelmiş bir de oraya. Ya sen gitsene. Git Cino. Zaten onunla da aram bozuldu. Yine komşularıma şeylerini anlatmasını istemiyorum. Geçmişim falan. Mira birazcık... Mira'ya ne oldu? Neyse. Neler yapıyorsunuz? Ben de biraz flörtöz hissediyorum. Kerem de biraz öyle gibi galiba ama gitti. Deniz kaldı. Bir kitap okudun mu sen? Resim yapmayı seviyorum demiştin etkinlikte. Ben bayılıyorum. Havalar da biraz sıcak yani. Şöyle bir... Neyse eve gidelim ya. Bence de. Ben sevdim Mira. İyi bari. İyi güzel. Herkes yiyor şeyden, yemekten. Sen de spor yapıyorsun galiba. Ben de yapıyorum. Baksana. Biraz dedikodu yapalım diğer şeyler hakkında. Şeyler, komşular hakkında. Ne iş yapıyorsun Kerem? Vice President mı? Başkan mı? Şirkette CEO falan mı? Ne bu? Ben Mira'nın yanına geleceğim. Yani okuduğun kitap çok güzel gerçekten. Kerem'in finansal statüsünü öğrendi. Bayağı yerindeymiş. Gerçekten bayıldım. Eviniz biraz sinir bozucu ama yine de fena değil yani. Ya oyun falan mı oynasak arkadaşlar? Bir ara bana gelsenize. Gelmeden onlar evi böyle düzenlemem gerekiyor ama. Da bir kulüp falan mı oluştursak bir de? Bir de gurme yemekler yapmayı çok seviyorum. Bilmiyorum siz yemek yemeyi ne kadar seviyorsunuz ama. Değil mi ya? Oh, Denise. Ne yapıyor ki? Ne diyor bu ya? Kerem. Ben böyle biraz Ceren utandığını sanırım. Neyse biraz şeye gelelim. Kitap falan okuyalım, takılalım. Ay güzel oldu ya. Sıkılıyordum evde. Bir yandan yine Cupid'e bakalım. Social Bunny. Biraz telefona bakalım. Cupid'e bakalım. 6 saate geliyormuş yeni şeyler. Yeni insanlar. Ya bir şeyleri tamir ediyor musunuz evde falan bilmiyorum, neyse. Ben bayağı sevdim bu komşuluk olayını. Varmış o da. Bir şey olduğuna tamir edeceği zaman falan çağırırız artık. Sim tuvalette telefona bakıyor. Şöyle bir yine kendimizi, makyajımızı falan düzenleyelim. Karnım acıktı benim ya. Yemek mi yapsam? Size yemek pişirebilir miyim? Sorabiliyor muyum acaba öyle bir şey ev sahibine? Biraz daha şöyle şey yapalım, tanışalım. Bunlar beni böyle tanıyıp takip etmiyor olsalardı daha zor bir iletişimimiz olacaktı. Yemek pişirebiliyor muyum? Şöyle size parti size'ına bir yemek pişireyim, gelin. Bak size ne yapacağım. Bunu hep evde yaparım kendime. Ama bayılacaksınız. Mira duşa girdi. Ne diyor ki bana, ne yapıyor acaba? Kendi kendine mi konuş? Ha, yemek kokusu. Aa, güzel yemekler yemeyi seviyor galiba. Niye kötü hissediyor kendini? Bakın bayılacaksınız ya.
Ne oldu buna? Ne yapıyor? Oh, oh yep, sharp. Yemek falan yemiş öyle o. Oh. Hadi herkes yemek yesin. ailen nasıl? Nerede yaşıyorsun? Ne yapıyorsun? Böyle seninle bir sır paylaşayım. Ben buradan biraz taşınacaktım ama yani sizin gelmeniz çok iyi oldu. İnanılmaz sıkılıyordum burada. Hobilerinden mesela şöyle yemek tavsiyesi vereyim. Ben bu yemeği böyle öncesinde hazırlık yapıyorum. O yüzden kısa sürüyor. Yine biraz dedikodu yapalım. Bu estetiği alsa Deniz'le konuşabiliriz. O resim yapmayı seviyor bayağı. Hatta şakalarımdan birini de yapabilirim. Bence evinizi ben biraz yardım ederim yani. Yeniden yapmanıza diyorum. Tabii telefonuma bakayım. Saat 10 olmuş akşam. Ben de gideyim artık yavaştan. Bu kadar. Güzel vakit geçirdim. Deniz'e de gitmeden şöyle bir resimlerle alakalı sorabiliyor muyuz? Yemek yapma hakkında konuşalım. Gitmeden. Yemek seviyormuş o da yani yapmayı. Resim ile ilgili konuşalım. İnanılmaz ilham aldım ya böyle bir şeyler çizmek istiyorum. Onun da hoşuna gitmiş olması çok hoş gerçekten. Ospa? Ah! Akrabis soup? Yes! Oh, Madey! Şineb! Ah, Kisoy! Soy da, Şirmibaye. Köpek mi istiyorsun? Hep köpek mi isterdin? Ne yapıyor ya? Hani Deniz normal konuşuyor bende. Bakayım ne çıktı burada sen. Aa beraber yemek pişirdiğimiz için öyle bir yakınlığımız oluşmuş Deniz'le. Bir şey de demedi aslında. Kitap mı okuyor? Hangi kitap okuyorsun? Uf, ben de kitap okumak istiyorum. Ben de kitap okuyacağım. Aa gitti. Ha gitmedi. Son okuduğumuz kitap hakkında böyle sanatla ilgili konuşsak. Kitap hakkında konuşsak. Böyle şeyleri o kadar özlemişim ki. Chapin Durkheim. Favori yazarlarımız hakkında konuşalım. Sen kimi seviyorsun? Dostoyevski'yi seviyor musun falan? Deniz niye flörtü bana karşı? Yemin ederim komşu ziyareti. Ya bu evin içi beni çok darlıyor. Çok maksimalist bir şeyi var. Ben bunları böyle evini değiştiririm yani. Böyle biraz daha muhabbet edelim bakalım. Hırslıymış Deniz. Hırslı birisiymiş. Neyse bakalım konuşacaklar mı? Ben de şurada bulaşıkları yıkayım, yardım edeyim. Şunu dolaba koyalım. Biraz telefonda dolaşalım. Şu yeni ek paketin uygulamasına bakmak istiyorum. Han diye birisi var. Martin. Branson. Balık ne ya? Hayır. Bu da kim? Çok şey saraylı birisine benziyor. Olabilir. No. Sin, hayır. Of, simleri komple böyle değiştirmek istiyorum oyundaki. Ne yapacak kendi haline merak ediyorum. Birazcık da. Kitap okuyorum. Nasıl bir komşu ziyareti? O da kitap okuyor, ben de kitap okuyorum. Asla böyle şey yapmıyoruz. Gece 2 olmuş. Benim uykum yok. Gerçek bayağı iyi hissediyorum duygusal olarak falan da. Böyle... Gidiyor galiba yatmaya. Tamam neyse abartmaya gerek yok arkadaşlar. Biz de evimize gidelim artık. Baya yakın komşular çok keyifli oldu onlarla tanışmak. Böyle birazcık daha şimdi yine dışarılarda etkinlikler yaparız. Böyle Judith'i çağırdım ama gelmedi. Yine gecenin 3'ünde aklıma Judith'in gelmesi de tabii ayrı bir olay. Şunların mamasını doldurayım ben bir. Ondan sonra... Sonra da birazcık yatalım ya. Uyuma keyfi. Ve bu videoyu da burada bırakalım arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sabah sabah inanılmaz şey uyandı. Heyecanlı diyelim. Gidip de şöyle yine ya bir tık daha tabii böyle filmde falan oynamadığımız için gidip şeyini özlüyor tabii eski ününü. Birisi buna bir şey çizmiş üstüne.
Üstüne kaka çizmiş. Bunu çizeni bulacağım. Bunu çizeni bulacağım. Yoksa bunu Judith mi çizdi? Bunu bulacağım.